Merhaba herkese, Resident Evil'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an geminin köprü kısmını yani üst güverteyi aramamız gerekiyor. Bazı soruların cevaplarını bulmak için öncelikle geminin iletişimi, elektriği, her şeyi kesik. O asansör çalışacak mı? Evet, belli ki elektrik kesik olduğu için asansörümüz de çalışmıyor, tamam. Hani seri nasıl gidiyor bilmiyorum. Hani Metro Last Light'in biraz gölgesinde kalıyor gibi ama sesler duyuyorum. Cidden, aman Allah'ım orada. Evet, mermiyi harcamam. Bilmiyorum, yakın fiziksel de dövüşebilirim arkadaşlar. Hop, vurabilir miyim? Aman Allah, doğru bir seçim değil. Hayır. Hadi ama. Evet, şu an mermi konusunda hani biraz idareli kullanmam gerektiğini düşünüyorum mermiyi ama bu yaratıklar çok canımı sıkıyor gerçekten. Şimdi iki tane kapı var. Buranın açılacağını pek düşünmüyorum ama. Evet, üzerinde yine başka bir işaret var. Sanırım bu kapıyı açacak anahtarı bulmamız gerekiyor şimdi. Yüksek ihtimalle bu kapı açılıyor. Aynen öyle. Ne zamandır bu genetik silahını kullanmıyordum. Şu an bu odada kullanma gereksinimi hissediyorum ama nedense herhangi bir şey yok. Aa, güzel. O kapıyı açacak anahtarı şimdiden bulduk. Evet. Burada bayağı mermi var. Şunları hemen hızlı hızlı toplayabilirsek. Evet, bilmiyorum hani bu seri hakkında ne düşünüyorsunuz. Belki custom parts. Vay, güzel. Yani Resident Evil hayranları. Bilmiyorum. Sanki bu oyunun puanı hani Metacritic'te daha mı yüksekti diğer Resident Evil oyunlarına göre? Bakmıştım ama şu an net olarak hatırlayamıyorum. Evet, kilitli bir odaya geldik. Ne zamandır burada canavar olacağını pek düşünmüyorum. He, burada okunacak bir şeyler var. Bir saniye. Önce bir odayı araştıralım. Aa, burada bir yuvarlak bir şey bulduk ama bir saniye. Burada yapılacak çok... Aman Allah'ım. Aman Allah. Aman Allah. Evet, şu an sandalyede biri var ama... Korkmayın beyler. Aa, hayır. Aa, kurtlar tabii ya. Kurtçuk kardeşler. Evet, bir anda çıkacak sandım. Hatta şu an hala kalkabilir. Evet, ne kadar acı kötü bir ölümü olmalı diyor. Ha, gemiyle ilgili bilgiler. Vay, bayağı ağır ve uzun bir gemi pekala. Geminin sanırım orijini ile ilgili bilgiler pekala. Bizi ilgilendiren bir şey yok. Sonra şu an buradan ne aldık? Buradan bir şey var. Ah, alabiliyoruz. Üst katın haritası pekala. Şu an buraya niçin geldik? Elektriği de açamadık. Bu kapının anahtarını aldık ama şu sanki masada da bir şey var. Yerde kitaplar var. Okuyabiliyor muyuz? Hayır, okuyamıyoruz. Masada sanırım şurada kitabı okuyabiliyorduk. Bir saniye. Burada da bir şey var. Aa, yokmuş. Pekala. Evet. Gözden kaçırılmış mesaj. Tanrım bana yardım et. Burada tuzağa düştüm. Canavarlar her yerde. Hayatta kalan kimse yok. Hepimiz öleceğiz. Evet. Kötü bir durumdaymış gerçekten bunu yazan her kim ise. Evet, ana merkezle iletişim kurabilmemiz için acil durum iletişim merkezine gitmemiz gerekiyor. Ama nasıl gitmem gerektiği hakkında cidden bir fikrim yok. Asansör çalışıyor mudur şimdi? Hani bir şeyler yaptık ama elektriğin gelmiş olduğunu hala. Evet, asansör çalışmıyor. Hadi bakalım, kaldık burada iyi mi? Hadi ama. Aman Allah, hiçbir fikrim yok ne yapmam gerektiğine dair. Geri gidip... Hayır, burası geri gidiyor. Neyse, geri gidelim bakalım. Belki de geri gitmemiz gerekiyordur. Çünkü aşağısı hiçbir yere gitmeyecek. En azından biz... Elektriği açana kadar. Bir tane yuvarlak tabak buldum. Sanırım o... Eyvah. Aman Allah. Evet, sanırım hani bir tane pompalı bulmuştum ya, yuvarlak bir şey sokmam gerekiyordu pompalıyı alabilmek için. Sanırım orayla alakalı bir yuvarlak ama o pompalının bulunduğu yere artık gidebilecek miyim gerçekten bilmiyorum. Şunları inceleyelim. Sanırım incelediğimiz takdirde %100 olunca iyi oldu. Evet, hap buluyoruz. O da sağlığımızı arttıran haplardanmış. Bunları yorumlar sayesinde öğrendim. Teşekkür ediyorum hepinize. Şu dolapları hemen kontrol edelim. Hadi bir şey çıksın. Aa, bir şey çıkmayınca gerçekten üzülüyorum. Hem zaman kayboluyor. Sen şurada kapı mı var? Aa, hayır, yokmuş.
Evet, umarım doğru yoldayızdır. Çünkü şu an geri gidiyoruz. Buradaki asansör çalışıyor. Oradaki niye çalışmıyor? Çok ilginç. Hadi bakalım gidelim. Aa, üst katlara mı alt katlara mı? Bilmiyorum ki. Alta gidelim bakalım. Evet, iletişim odasını bulmamız gerekiyor. Şu an alta gittik ama yukarıda çıkabiliriz sanırım her an. Evet, buraya daha önceden gelmemiştik çünkü. Veya gelmiştik. Burada bir bitki var ama. Ne kadar bitkim var? Bayağı var diye düşünüyorum. Ah, fullenmiş. Çok hoş. Tam el bombamız falan da var. İyi, güzel. Şu an pek... streste olabileceğimi... Pardon. Stresli duruma düşebileceğimi düşünmüyorum çünkü çok fazla mermim var. Burada bir kapı var. Bir saniye. Ah, bu kapıların hepsi açılacak. Evet, en azından mini map'ime göre hepsi açılır durumda şu an. Ha, burada silahlarımızı aldığımız yer. Çok ilginç. Vay. Bir tane custom part bulmuştuk. Onu silahımıza ekleyebilirsek. Hadi. Aa, aynı türden iki adet parçayı birbirine ekleyemiyormuşuz. Pekala, bunu ekleyelim değil mi? Bunu çıkartalım şimdilik. Onun yerine %20'lik ekleyelim. Çok hoş. Tamam, hasar gücü silahımızın %10 oranında arttı. Şimdi bir burayı kontrol edelim. Buranın nereye gittiğini bilmiyorum ama bakmakta yarar var, öyle değil mi? O aslında şeyin bulunduğu odayı, pompalı silahının bulunduğu odayı bulabilsem. Aa, burası bir yere çıkmadı. Hayır, tamam, burada durmak istemiyorum. Acaba hangisiydi o oda? Umarım hani o düşündüğüm şeydir, yoksa boşu boşuna yuvarlak bir şey bulmuş olacağız. Belki daha ileride işimize yarıyordur. Şimdi nereden geldik? Nereden geldiğimi unuttum. Sanırım buradan geldim. Bir de buraya doğru gidelim bakalım. Çünkü tek yön burası gibi. Hop, kapalıymış. Bir de oyunun hani bazı forum sitelerinde okuduğuma göre oynanışı kısaymış diğer oyunlara nazaran. En azından Raccoon City'ye nazaran biraz daha kısa olduğu söylendi. Bayım, merhaba. Ay, yanlış. Aman Allah, aman Allah. Şeylerin altından geçti rafların. Vay, ikisi de öldü, çok iyi. Hadi ama. Vay, %12 ve %11 cidden. Bunlardan şöyle 8-9 tanesini inceleyebilirsem bayağı bir sağlık paketimiz olur. Burası yüksek ihtimal açılmayacak. Kart okuyucu gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam, öyle mi? Evet. Bir kart okuyucu lazım ki kart okuyucu oyunun şu zamana kadar bulamadık. Acaba buralarda bir... Ah, şurada bir şey var bakın. Ha, belki karttır. Aa, yine custom part bulduk. Güzel, tamam. Hiç çoktan iyi. Aman Allah. Aman Allah'ım, büyüğünden var yukarıda. Aşağıda da var. Hayır. Tam ekrana doğru geldi. Çok tehlikeli. Evet, yukarıda bir eleman var ama sanırım aşağı inmeyi düşünmüyor. Aşağı iner diye düşündüm. Şuralarda mermiler kesin vardır ki var. Hemen bunları toplayalım. Keşke pompalı silahını bulabilsem. Aa, burada bir kapı var ama. Açtık. Aman Allah. Açtık. Aman Allah. Yüksek ihtimalle buradan gitmemiz gerekiyor olabilir ama dediğim gibi o pompalı silahını bulabilmek için buraları araştırmak istiyorum. Burayı açamayacağız pekala. Evet, aşağıdan gidiliyor olabilir. Keşke şöyle bir pusulamız falan olsaydı. Mini harita var ama mini harita tam olarak nereye gitmemiz gerektiği yazmıyor. Şuralara doğru gidelim isterseniz. Biraz etrafa bakmak amacıyla. Şöyle burayı da unutmayalım da, tamam. Eyvah. Evet, doğru yoldayız, tamam. Aman Allah'ım. Kesinlikle çatışmaya girmek istemiyorum çünkü çok kalabalık var. Yalnız arkadaşım orada kaldı. Ay Allah, neyse, arkadaşımı şu an için düşünmeyeceğim. Hadi ama, neredeydi burası? Aman Allah, aman Allah. Çok iyi. Hadi burası olsun. Hadi burası olsun. Evet, burası. Acaba gerçekten bulduğumuz şey bu olduğundan emin değilim. Evet, buymuş. Aman Allah'ım, dolaptan çıktı. Hadi ama, tek vurmuş mu? Ah, pardon. Vay. Sanırım aldığımda ilk olarak
haznesinde bir mermi vardı. O yüzden ben de tek vuruşluk bir silah sandım ki değilmiş. Çok hoş. Tamam, mermiyi daha fazla alamıyoruz. Bu silahı aldığım için mutluyum şimdi. Doğru geriye gidiyoruz. Merhaba. Evet, pompalı gerçekten hoş duruyor. Tam olarak pompalı değil sanırım ama Windham yazıyordu. Belki de bir pompalı markasıdır, emin değilim. Oo, merhaba. Güzel. Tamam, sağ tarafa geçmeleri iyi olmuş. Sol taraf bizim için açıldı. Umarım doğru yoldayızdır. Ki doğru yoldayız. Tamam. Şimdi aşağı inmem gerekiyor. Oradaki kapıdan geçeceğiz. Aşağıda şu an görüyorum kendisini. Geliyorum arkadaşımız. Tamam, geliyormuş. Sanırım buraya bir daha uğramayacağız. O yüzden şu kapıyı bir türlü açamadık. Hani bilmiyorum, oyunu yüksek ihtimalle geri kalan kısmında hani o kapıyı açan anahtarı bulmuş olmamız mı gerekiyordu, yoksa tamamen seçmeli miydi acaba? Hani tamam, etraf araştırarak mı bulacaktık yoksa? Şu an FPS, aman Allah'ım, çok fena FPS düştü. Şu an düzeldi, güzel. Sanırım bu ekranlar hani, aman Allah'ım. Sanki içeride bir opera evi var diyor arkadaşımız. Şu an acil durum iletişim odasını bulmamız gerekiyor. Evet, o kapıların arası yüksek ihtimalle hani loading screen vardır ya, yükleme ekranı. Yükleme ekranı yerine geçen yerler sanırım. Aman Allah'ım, burası bir yere gidiyor ama bir saniye. Şu an mini haritama göre gitmem gereken yer düz ilerisi. Öyle değil mi? Şu an haritamızı takip edelim. Ne olur ne olmaz. Burada da bir kapı var. Açabiliyor muyuz ki? Aa, açamıyoruz. Çitin üzerinde birisi buraya bir not bırakmış pekala. Kimdenmiş bu not? Yazmıyor sanırım. Acil durum odasının memuru sanırım. Kimse benim anahtarım olmadan buraya giremez diyor. Vay. Şimdi demek ki... Evet, Halin yanındaymış bu burada çalışan memurun odası. Evet, iletişim odasının anahtarını bulmamız gerekiyor. Tabii öncelikle memuru bulacağız. Umarım memur dönüşmemiştir, bizimle işbirliği yapar ve uğraşmak zorunda kalmayız anahtarı almak için. Çünkü o odaya girmemiz gerekiyor gerçekten ki hani ana merkezi burada olup bitenle ilgili bilgilendirelim. Aman Allah'ım, burası çok fazla dağılıyor. Hadi bakalım. Şu sağda kapı var diye düşünüyorum. Yokmuş. Güzel. Olmaması iyi çünkü. Asansör. Vay. Kullanmamız gerekiyor mu? Burada bir kapı var. Aman Allah'ım, burası da bir yere gidiyor. Neyse, gidelim. Solaryuma giriyoruz. Vay. Şimdi sırası değil solaryuma girmenin ama neyse, girelim bakalım. Yine acaba donma olacakmış, onu merak ediyorum. Evet. Evet, şu an FPS düşüyor bu yükleme ekranlarında ama bir saniye bayım bir saniye. Güzel. Burası hızlı atlatıldı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Evet, ateş etmem gerekmiyor. İsterseniz önce bir inceleyelim, öyle değil mi? Yanlış yaptım. %6 ama fena değil. Aman, bir tane daha var. Gördükleri bir de şeye benzetiyorum. Dead Space 3'te de bunların benzeri yaratıklar vardı. İzlemediyseniz tavsiye ederim o oyunu da, veya oynamadıysanız gerçekten. Sevdiğim bir seridir. Vay, bitki alamıyorum. Evet, bir tane seni kullanalım. Canımız azmış nedense, bilmiyorum. Evet, çalışmaya girmeme onlarla gerek yok. Eğer ses çıkarttığında da uyanmayacaklarsa. Daha fazla var onlardan. Şuradakini de inceleyebilirsem hemen hızlıca. %1 mi? Aman Allah'ım. Evet, burada bir havuz var. Girmemiz gerekiyor mu? Şimdi bilmiyorum, pek güvenli değil gibi ama burada değişik bir tabaka var havuzun üstünde şu an. Evet, hiçbir mümkün değil diyor, ben oraya girmiyorum. Evet, kendisi de dalmak istemiyormuş oraya doğru. Şimdi bir kapı var, buraya kadar geldik ama umarım... acaba ne yapacağız? Evet, güzel bir puzzle daha. Bilmiyorum, umarım kesme yapmak zorunda kalmam. Daha yok artık. Yok, bu nedir abi?
Evet, yüksek ihtimalle kesim yapacağız. Evet, güzel. Çok fazla uğraşmadım. Hani merak edenler olursa diye. Şimdi buraya geldik sanırım havuzun burası bakım odası ki evet burada bir makine var. Aman Allah'ım burada keskin nişan silah. M40. Ah M40. M40 nerede bakalım? Vay güzel. Zoom'u da çok hoş. Tamam. Custom parts bulduk. Burada bir not defteri var. Bakalım neyle ilgili? Vay temizlik raporu ile ilgili. Bir sonraki görev. Pardon nöbet. Ah barnacle. Ah. Barnacle deniyor sanırım dışarıdaki bu havuzun üzerinde olan yapıya. Bilmiyorum tam olarak ne, umarım canlı değillerdir. Evet temizleyelim. Yes diyeceğiz yüksek ihtimalle. Tamam şimdi yüksek ihtimalle havuza girilebiliyor sanırım. Bilmiyorum hangi silah şu an için kullanışlı olur bizim için. Suda kullanabiliyor muyum bu? Bu silahımı, adı neydi unuttum. Daha sonra gelirim mi? Havuzun temizlenme işlemi biraz sürecekmiş ve daha sonra gelirim dedi. Yo biz şimdi gireceğiz. Aman Allah'ım girmiyor. Yapmamız gereken başka bir şey mi kaldı yoksa? İlginç, geri dönelim bakalım.